Şimdi bu zamana kadar tekrar söylüyorum, çocuklar için çok şey söylediniz. Evet. Ama gençlere, üniversite gençliğine ne söylemek istersiniz? Şimdi benim gençlik romanlarım da var. Evet. Onu belki az önce söylemedik size. 3 tane de gençlik romanım var. Kaçak Kız, İçimde Çiçekler Açınca, Bütün Sabahlarım Senin Olsun. Bu gençlik romanlarında da gençlerin ve onların çevresindeki insanların bir takım sorunlarını anlatmaya çalışıyorum. Açık söyleyeyim, gençlerimiz büyük bir baskı altında şu anda. Büyük bir baskı altında. Ne politik baskı var, ne ekonomik baskı var, ne çevre baskısı var, ne var aile baskısı var. Yani bu baskılar çocuklara hep şu yüklenmiş. İşte üniversiteyi bitireceksin, mezun olacaksın, işte yaşama atılacaksın, bilmem ne yapacaksın falan. Yani bu baskılar insanın psikolojisinin de yani şeyine, alt bilincine kazılıyor. Şimdi bu savaşın içerisinde çocuk sanata fazla, açık söyleyeyim, kendine şey demiyor, yer ayıran. Sanata yer ayıranların şeyi, çoğu, gençlerin çoğu kitap okuma alışkanlığını kazanmış. 2, sergileri gezmiş. 3, tiyatroya gitmiş. 4, sanat filmlerini izlemiş. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Bugün fanatiklerin kaçta kaçı üniversite sınavını kazanıyor, hiç duydunuz mu? %4'ü. Kazanamaz. Dünyada kazanamaz. Her şey top gibi görürüm. Ne diyor? Ölmeye ölmeye geldik. Salağa bak. Maça geldin sen, ben ne ölmesi? Otur maçını izle. Çek git. Yani ben o insanın okuyucu olacağına asla inanmıyorum. Yani çocukları mümkün olduğu kadar çocukken futboldan uzak tutacaksınız. Maçı izleyecek tekrarı yok. 2, konuşması da yok bunun. Baba amma gol attı bilmem ne falan yok. 2, okuyan bir anne baba görecek evde. Bana sorarlar, benim çocuğum kitap okumuyor. Sen okuyor musun? Hayır. Sen 15 gün sahtekarlık yap. Evde okur gibi görün çocuk. Sen dizi izliyorsun değil mi? Diziden uzak tutacaksın çocukları. Bizdeki bütün diziler kavgadır. İnceleyin bakın. Hepsi kavga. Böyle bir şey, insanca yaklaşım, sanat dizilerin hiçbirinin içerisinde yoktur. Dizi izleyeceğine belgesel izle de sanata biraz yaklaş ya, yaklaş. Ne gösterir? Ülkemin çiçekleridir. O bir kelebek uçar. Görürsünüz o çiçeklerin arasında. Bir küçük karınca yürür. Bunlar sanatçı gözüyle baktığınız zaman o denli sanata yakın şeylerdir ki. Maçın 11 kişi buradan, bütün dünyanın futbol maçı birbirinden aynıdır. Kavga ederler, topuna girer ona. Yahu nesil bunun? Yani hayır. Yani bunlardan uzak tutmak gerek. Gençlerimiz biraz bence yitirilmiş, açık söyleyeyim. Yani bu yaştan sonra onu o futboldan çek al, o sanatsızlıktan çek al, çok zor. Çok zor. Ama bu da işte okulun etkinliklerine, sanat etkinliklerine katılmak, tiyatro, efendim bale, müzik, resim, yarışmalar, edebiyat yarışmaları, bunların da yönetim sık sık okulda açması gerekiyor. Yani ben bir rektör olsam, inanın üniversitemde 3 ayda bir öykü yarışması, 2 ayda bir şiir yarışması, 4 ayda bir tiyatro şeyi yarışmaları yaparım. Ne olacak öğrenci? Bir gelmeyecek, iki gelmeyecek, üç gelmeyecek. Sonunda ya kız arkadaşının etkisiyle, ya erkek arkadaşının, ya çevre arkadaşı etkisiyle gidecek ona. Yani yönetimler sanata değer vermiyor ki. Yani yok üniversitede öyle bir dekan, öyle bir rektör. Yani o önce koyacak şeyi. Bunu yapalım, böyle yapalım, şey edelim, yetiştirelim falan. Şimdi ne? Eğer tiyatro bölümünde okuyorsa not için. Yani sene sonuna çalışır, bilmem ne yapar falan. Yani bir takım önlemler rahatlıkla alınabilir. Bir heyet kurulabilir yani üniversitede.
o heyet bir takım şeyler söyler ederler. Ama benim çocuklarım falan hepsi üniversiteyi kazandılar, bitirdiler. Küçükken ikizin birini buraya oturttum, ikizin birini buraya kitap okurdum ben onlara. Kendileri seçince koyduk kitapları. Torunlar öyle oldu. Boşuna çocuklarına işte oku, okuyacaksın bak bunu ver. Hele kız çocuklar. Kız torunuma da baskı yaptım. Kendi kızlarıma da. Diploman al, duvara as, istersen çalışma. Ama bir ekonomik bağımsızlığın olsun yavrum. O diploma sağlarsa. Hepsi de çok şükür.